Herkese merhabalar. Tercih döneminin bitmesine son 5 gün kaldı. İnşallah güzel güzel tercihlerimizi yapacağız. Ve en sonunda da hayallerimizdeki okullara ya da hayallerimizin bir tık altında da olsa başarılı olacağımız okullara hep birlikte gideceğiz arkadaşlar. Hiç endişelenmemize gerek yok. Güzel sonuçlar, güzel günler bizleri bekliyor. Şimdi... Burada bir arkadaşımız demiş ki yani ismini okuyamıyorum gerçekten çok değişik bir isim var. Restoring, Personable falan değişik bir isim var. Nakiller nasıl oluyor? Onu da anlatır mısınız demiş. Arkadaşlar nakiller şu şekilde olacak. Öncelikle birinci nakil tercih başvuruları alınacak. Yani 26-30 Temmuz 2021 tarihinde. Sonra bunların sonuçları açıklanacak. 2 Ağustos 2021'de. Sonra ikinci nakil tercih başvuruları alınacak. 2-6 Ağustos'ta. Ve sonrasında da ikinci nakil sonuçlarının ilanı olacak. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler yerleştirme esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla da 2 okul seçebiliyoruz. Yani nakillerle alakalı hiç endişelenmenize gerek yok. Zaten 2 tane farklı nakil var. Okulunuzu değiştirebiliyorsunuz. Bir okul kazandınız mesela. istemiyorsunuz nakil olmak istiyorsunuz. Bu durumda birinci nakili 26-30 Temmuz'da. ikinci nakili de 2-6 Ağustos'ta takip etmeniz lazım. Ve şu da önemli. Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde İlk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihine bulunabiliyorlar. Burada bu kısım önemli. Bir de tercihlerde aynı okul türünden en fazla iki okul seçilebiliyor. Diğer bir soruya bakalım. Şıkırdaklar Oyun. İki sene önce kurulmuş bir okula gidilir mi hocam? Yüzde dört buçuk almış geçen sene. Gidilir. Niye gidilmesin ki? Yeni okul daha iyidir her zaman. Yani tabii ki köklü böyle işte Haydarpaşa Lisesi, Galatasaray Lisesi, işte Kabataş Lisesi. Böyle köklü okullar tabii ki çok çok iyi. Ama... İki sene önce kurulmuş bir okulda gerçekten iyi bir eğitim verebiliyorsa, iyi hocaları varsa... ...oradaki öğrenciler yüksek puanla girip aynı dört 4.5 önce iyi bir puan... ...üniversite sınavına yönelik ciddi bir gayret içerisindeyse gidebilir, Hiçbir sıkıntı yok. Pikachu demiş ki, Pikachu da gördüğünüz gibi LGS'e girmiş. Hocam sınavsız girilebilecek okullar için bilgilendirme yapar mısınız? Arkadaşlar sınavsız alan okullarla alakalı şunu söylememiz lazım. Sınavsız yerleştirme işlemi il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen orta öğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan orta öğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak. Milletin Bakanlığı üzerinden ilinize ve ilçenize göre seçim yaparak sınavsız alan okulları bulabilirsiniz. Sınavsız alan okullar OBP yani ortaokul başarı puanı ve kontenjana göre öğrenci alımı yapıyor. Burası da önemli. Şimdi o zaman LGS takvimimizi az önce arkadaşlarımızın sorularına cevaplar verdik ama LGS takvimimizi bir kez daha düzenleyelim. 5-16 Temmuz'da tercihlerimiz alınıyor. 26 Temmuz'da tercih sonuçları açıklanıyor ve boş kontenjanlar açıklanıyor. 26-30 Temmuz birinci nakil. 2-6 Ağustos ikinci nakil başvuruları. 9-13 Ağustos nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının açılması ve 6 Eylül'de de yeni dönem başlıyor. Burada hiç endişelenmenize gerek yok. Türkiye'deki bütün okullarda İstediğiniz eğitimi alabilecek şekilde, istediğiniz üniversiteye gidebilecek şekilde güzel eğitim alacaksınız. Yani eyvah bu okula gideceğim. Hayır. Yani mesela ben diyelim ki sosyal bilimler lisesine gitmek istemiyorum. Beni zor. Hayır öyle bir şey yok istemiyorsan gitmezsin. Ben imat lisesine gitmek istemiyorum. Beni... Hayır hayır öyle bir şey yok istemiyorsan Anadolu Lisesi'ne. İstemiyorsan diğer liseye, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne gidebilirsin. Yani kimseyi istemediği okula göndermek diye bir durum yok. Dikkatli olmanız lazım. Tercihlerinizi güzel güzel yapıp istediğiniz okula yerleşebilirsiniz. Burada tabii ki şunu da söyleyelim. Fen Liselerinde sayısal dersler ağırlıklı. Anadolu Lisesi'nde sayısal dersler de var, diğer dersler de var. Sosyal Bilimler Lisesi'nde sözel dersler ağırlıklı. Yani bu sayısal, bu eşit ağırlık, bu sözel gibi oluyor. Anadolu İmatik Liselerinde meslek dersleri ağırlıklı arkadaşlar. Ama buradan da yine doktor, mühendis, avukat olabiliyorsunuz ya da ilahiyatçı da olabiliyorsunuz. Mesleki teknik anonselerinde ise meslek dersleri yine ağırlıklı. Burada da yetişmiş temel eleman ihtiyacı karşılanıyor. Şimdi yine tercihlerimizde arkadaşlar üstlere hayallerimizi yazmayı unutmayalım. Sonra istekler, sonra olabilecekler, sonra da kesin olurları yazmak bizim için en sağlıklı tercih yöntemi. Unutmayın tercih yapmadan önce mutlaka tercih etmek istediğiniz okulu bir araştırın. Yani sınava girmeden önce sınava gireceğiniz okulu görün derler ya. E sen o okulda okuyacaksın dört yıl. O okulu bir gez, bir gör, bir şöyle bir havasının solu, etrafına bir bak. Gerçekten seviyor musun? Gerçekten sevdiysen o zaman okulu tercih et. Son tercihini yazacağın okulda diğer okulda gezmelisin diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hiç endişelenmeyin. Güzel güzel tercihlerimizi yapacağız. Nakil dönemiyle ya da işte ek yerleştirmelerle bir şekilde en güzel yerlere yerleşeceğiz. Hadi bakalım şimdi size okul gezmelerinize başarılar diliyorum.